Hiçbir sebep yokken, hiçbir belirti göstermeden ansızın ölen iki kuş. Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Konuyu başlıktan da anlamışsınızdır. Olayın üzerinden bir süre geçti fakat ben videosunu atıp atmamak konusunda emin olamadım. Son zamanlarda sürekli kötü olaylar oldu ve sürekli konusu hüzün dolu videolar yüklemem gerekti. Aklımdaki yeni serileri, yeni videoları yapmak istiyorum fakat onlardan önce bunu da yükleyip sonradan onlara geçmeyi düşündüm. Şimdi olayı anlatmaya geçiyorum. Öncelikle bir akrabamızda bir çift kuş vardı ve bana bunları almak isteyip istemediğimi sordular. O zaman limonu yeni almış olduğum için limonun dikkati onlara kayar. Benim de limonla bağ kurma biraz daha zor olur diye almadım. Zaman geçti ve limonla istediğim ilişkiyi kurduktan sonra o kuşları da aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta geçti ve kuşların üstü örtülüydü. Çünkü limon dışarıdaydı ve uçup onların yanına gidip onlarla görüşmesini istemiyordum. Bu yüzden de kuşların üstü örtülüydü. O sırada kuşlar çok şiddetli ötüyor ve hiçbir şekilde susmuyordu. Bu durum beni gerçekten çok rahatsız etti o gürültüden dolayı. Ve hem limonu dikkate de alıyordu. Bu da karşılık veriyordu. Onlar da asla susmuyordu. Ben limonu susturuyordum. Onlar susmuyordu. Bu yüzden limonu kafese koydum. Örtüyü açtım ve şok oldum. Çünkü erkek kuş ölmüştü. Hem de daha o sabah onları sapa sağlam gördüğüm halde kuşların hepsi sağlıklıydı. Hepsinin iştahları yerindeydi. Hepsi enerjikti. Sürekli ötüyorlardı. Yani kısacası hiçbirinde hiçbir hastalık belirtisi yoktu. Hasta olduğundan şüphelendiğim sadece bir olay olmuştu. O da olaydan yaklaşık bir ya da iki gün önceydi. Kuşlar birbirine yaklaşmış şekilde neredeyse böyle omuz omuza duruyorlar. Kabarık bir şekilde birbirlerine yaslanmışlardı. Eş kuşlar hani yakın durmaları normal. Sadece kabarık olmaları garip gelmişti. Acaba dedim üşüttüler mi ama hani üşütseler limon da limonda öyle bir şey yoktu. Ben de bunun olmayacağını düşündüm. Zaten onun sonrasında hemen geçti. Aynı enerjilerine, aynı eski durumlarına geri döndüler. Olayın ardından yaklaşık 2 hafta geçti ve ben diğer kuşlardan birine hastalık bulaştı mı, belirti gösterecek mi ya da ölecek mi diye bekledim. Dişi kuş hala hareketliydi, enerjikti. Hiçbir hastalık belirtisi yoktu. Limon da aynı şekildeydi. Ben akşamları eve geldiğimde odama girerim ve gözüm direkt limona kayar. Hani bakarım. Bazen seslenirim, bir şeyler söylerim. Şu anda çekim için kurduğum bu alanda, şuradaki dolap siz görmüyorsun kafesin önünü kapattığım için benim onu görmeme engelliyordu. Bir eğilip baktım ve bir baktım ki Limon yerde yatıyor hareketsiz. Bu sefer gerçekten ciddi manada üzülmüştüm. Tabii ki diğerine de üzülmüştüm sonuçta. O sadece benim için bir canlıydı. O benim baktığım bir kuştu. Tamam bunun için de üzüldüm. Limon benim için sadece baktığım bir kuş ya da bir canlı değildi. O o zamana kadar artık benim arkadaşım olmuştu. Ben başta öldüğüne inanmak istemedim. Elimi aldım ve refleks olarak gözünü açıp kapattı. Bu normal bir şey benim bildiğim kadarıyla. Tabi ben bunu görünce bir anlık bir sevindim fakat ne fayda. Limon ölmüştü. Aynı diğer kuşta da olduğu gibi hiçbir belirti göstermeden ansızın ölmüştü. Kuş şu anda sağlıklı fakat ilerleyen zamanlarda başına bir şey gelir mi bilmiyorum. Ama bence o kuş hayatta kalacak çünkü eşiyle aynı kafeste bulunurken hayatta kalmış. O sırada limona bulaşıp limon ölmüş ki hastalık olduğunu düşünüyorum şu anda belirleyemediğim başka çünkü bir açıklaması yok. İlk öldüğünde hani stresten ölmüştür belki demiştim. Çünkü yer değiştirdi yeni bir mekan. Bu olası bir şey stresten ölmesi. Fakat limon da öldü. O yüzden artık farklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve bu kuş eşiyle aynı kafeste yaşadı. Hiçbir şey olmadı. Limon öldü. Hiçbir şey olmadı. Ben bu kuşun şu anda öleceğini de düşünmüyorum. Belli ki de bağışıklığı aralarında en güçlü olan kuş buydu. Neyse arkadaşlar olay bu şekildeydi. Sizin fikirleriniz neler? Aşağıya yoruma yazarsanız sevinirim. Bu arada videonun içine yerleştirdiğim emojiyi bulanlar içinde o emoji kullanılmış bir yorumu aşağıya aşağıya atmayı unutmasın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.